Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Süleymanlı köyünde Havva Sonkaya'nın evinde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaşlı kadının evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kundaklama sebebiyle çıktığını iddia eden Havva Sonkaya, evin husumetlileri tarafından kundaklandığını iddia etti. Kardeşim benimle gittim, gelseydim, eğer burada kalsaydım bugün, 5.30'da gelseydim. Ama gel uyuyunca, yani kesin yani ben ölürdüm yani, ölürdüm yani. Sonuç ölüm yani. Amcamın geldi beni çağırdı, dedi ki kız neredesin dedi, çıktı dedi, dışarı çık dedi. Sen dedi ateş yanıyor dedi, evin yanıyor dedi, eviniz yanıyor, çık dışarı dedi, sen ne yapıyorsun, neredesiniz dedi. Ben korktum, bir panikle şoka girdim, ağlamaya başladım. Yeter artık dedim, bunları bize kim yaşatıyor, yeter artık dedim, yeter. Ben ne yapacağım şimdi, işim yok, gücümüz yok, maddi durumumuz yok. Evimiz yandı, ortada kaldık, içeride hiçbir şey kalmadı. Bir yorganımız bile kalmadı, her şey kalmadı. Her şey bitti, her şey kül oldu. Havva Sonkaya'nın oğlu Muhammed Hotoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada yangının husumetlileriyle bir bağlantısı olduğunu belirtti. Yani bulunduğumuz ev kardeşimin kendi maddi kazancıyla almış olduğu tapulu yerimiz. 2023'ün 10. ayında erkek kardeşim Metin Hotoğlu'yu eski ayrıldığım eski eşim olan Esra Hanım'ın davasına şahit olarak yazdırdım, nafaka arttırım davasına. 11. ayda kardeşimi sopalarla dövüp kendisini darp ettiler. Bu darbın sonucunda Çankırı 2. Asli Hukuk Mahkemesi'nde mahkememiz devam ederken hemen peşinde bu yangın olayımız oldu. Biz kişileri birebir de evimizi yakarken görmedik. Yani kendisinin bunu yaktığını bilmiyoruz. Lakin bu olayların peş peşe oluşu, evimizin de bu şekilde böyle yanıp bu hale, böyle kül hale getirilmesinin sebebinin bunlar olduğunu, kendileri yoksa bile en azından yaptıran kişilerin onlar olduğunu düşünüyoruz. Jandarma şeye bakmış şimdi, bir girişte kamera var ya, oraya bir de toplama merkezi varmış şimdi. Evet. Oranın... Annem şans eseri yani kardeşinin yanına gidiyor. Kardeşinin yanına gittiği esnada evimiz yanıyor. Yani 2023'ün 11. ayında ben darp ediliyorum 3 kişi tarafından. Daha sonra bu olay yaşanıyor. Yani bunlar tehditlerin, şantajların, arkası bitmeyen şeylerin devamı. Ve bunların da devamı gelecek yani. Bundan korkuyoruz. Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.